Özellikle şizofreniyi herkes anlasın diye anlatmak istiyorum dedim bana. Psikoz grubunun içerisinde gerçekle bağlantının bozulduğu hastalıklardan bahsediyoruz ve şizofreni de bunun başlıcası. Bugün karşımdaki kırmızı koltukta Onur Altıntaş oturuyor. Onur'la beraber şizofreniyi konuşacağız. Kafamda böyle hocam şartel atar gibi bir şey oldu. Bir yanık kokusu gelmeye başladı burnuma. O zamanki yaşadığım gerçeklik ile TV'den şifreli mesajlar olduğunu bana zannediyordum. Ben düşünüyorum şimdi, öldüm cehenneme mi geldim? Şeytan mı bu? Annem diyordu mesela, demliği ocağa koyalım da misafirlere çay ikram edelim. Telaşlanıyordum, korkuyordum. Kalem zannediyordum kendimi. Merhumun üstüne toprak atılırken ben kendimi o toprak zannettim. Bazen düşünüyorum, neden böyle bir düşünceye kapıldım? Tabii daha sonra öğrendiğimiz gibi paranoid şizofreninin temel göstergelerinden bir tanesi. Yıllarca sanrılar, korkular, paranoyalar, gerçeklikten kopuş vesaire. İyileşmeyi istemek gerçekten hocam, iyileşmeye atılan çok büyük bir adım. Ve bunu ben kendimde de gördüm. Yani bir yerlerde bu durumu yaşayan bir insan varsa umut olsun ona da. Hoş geldiniz Katarsis Extra'ya. Bugün karşımdaki kırmızı koltukta Onur Altıntaş oturuyor. Onur 40 yaşında ve bu hayatının 17 yılını paranoid şizofreni tanısıyla, sonra da aslında kendi hastalığını hayatın içerisinde dönüştürerek doğru tedavilerle bugününe gelip artık anlatmaya da hazır olan bir yaşta karşımızda olur. Biz bugün Onur'la beraber şizofreniyi konuşacağız. Ama aslında şizofreniden ibaret değil Onur. Her şeyden önce bir insan ve insan bir deneyimden, anılardan, bir hastalıktan ibaret değildir. Bundan çok daha fazlasıdır. O yüzden onun hayat hikayesini de birlikte konuşacağız. Evet, Onur'la beraber belki bir şizofren olarak hayatın içerisinde var olmayı da konuşacağız. Ve bunu konuşurken de bu hayatta duyguda, davranışta, düşüncede bozukluklara sebep olan, bazen gerçekle bağlantının bozulduğu, gerçeklik algısının değiştiği şizofreni tanısıyla beraber, yaşam içerisinde bir şizofren olarak yaşarken sosyal içe kapanmalarla beraber geçen bu hayatta kendi hikayesini nasıl dönüştürdüğünü de konuşacağız. Onur hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar Gökhan Hoca. Onur iyi ki geldin. Önce onu söyleyeyim sana. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Program öncesi sohbetlerimizde de hep hissettiğim oydu seninle. Evet. Nasılsın? Hocam. Nasıl bir dönemindesin hayatım? Hocam iyiyim. Teşekkür ederim. İyi bir dönemdeyim. Yani eskisi gibi sık ataklar yaşamıyorum. Yaşın ilerlemesiyle birlikte şizofreni gerileyebiliyor. Ben şanslı hissediyorum kendimi hocam. Çok fazla atak yaşamıyorum. İyi bir dönemdeyim. Peki bir yandan da aslında herkes duysun, anlasın istedin, anlatmak istedin. Evet hocam. Tam bunu soracağım sana. Neden buradasın sen? Bunu anlatmak istiyorum. Şizofreni tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır veya durumdur diyebiliriz. Doğru ilaçla, doğru terapiyle, ilgiyle, sevgiyle bu şizofreni gerçekten tedavi edilebiliyor hocam. Hayatım boyunca insanlara şizofreninin tedavi edilebilir bir rahatsızlık olduğunu anlatmaya çalıştım. Yani hayatın içerisinde olmaya çalıştım. Bunu anlatmaya çalıştım hocam ben. O kadar kıymetli ki bu. Evet. Özellikle şizofrenin tanısıyla beraber farklı alt tipleri yaşayabiliyor insanlar. Farklı semptomlar gelişebiliyor ama özellikle doğru tedaviden ve destekten geçtikten sonra hayatın içerisinde, hayatta, sosyal hayatta var olma imkanı bulamayan, çalışma hayatının içerisinde olamayan, bir hastalıkla etiketlenip geri çekilmek zorunda kalan, ailesiyle beraber aslında sosyal hayattan uzak kalan, kendi yalnızlığını yaşayan, iyileşse de bunu yaşamaya devam eden insanlar var. Bu anlamda burada oluşunu önemsiyorum. Bu arada bir psikiyatrik tanının temel dönemlerinde bu programda aslında bunu yaşayan bir konuğumuz olamaz. Çünkü aslında anlatıcı olmadan önce insanın bunu aşması, hayat içerisinde dönüştürmesi gerekir. Onur dönüştürenlerden olduğu için burada yanımda. Ben tıbbi, psikiyatrik birçok terim kullanırım ama. Evet hocam. 17 yıl şizofreniyi, paranoid şizofreniyi yaşamış biri olarak sen bize anlatır mısın ne demek? Şizofreninin şöyle bir tanım var biliyorsunuzdur. Duygu, düşünce, davranış bozukluğu şeklinde kendini gösteren bir rahatsızlık veya bir durum diye bir tanım var şizofreninin. Ben paranoid şizofreniye 23 yaşımda yakalandım. Gerçeklik algısını kopartan bir durum. İşte sanrılar, paranoyalar, korku, kaygı vesaire yoğun bir şekilde yaşanıyor. Ben bunları yıllarca çok yoğun bir şekilde yaşadım hocam. İlk atağımı 23 yaşımda yaşamıştım.
Bolu'da üniversite öğrencisiydim. Arkadaşlarla birlikte film izliyorduk. Sigorta atar gibi bir şey oldu böyle bir kafamda. Sonra yanık kokusu almaya başladım. Mutfağa gittim, baktım acaba bir yer mi yanıyor dedim. Mutfakta da yanan bir yer yok. Yani benim şizofreni ile tanışmam böyle gerçekleşti. Yani çevremdeki birlikte film izlediğimiz arkadaşların ben ajan olduğundan şüphelenmeye başladım hocam. Bir anda böyle bir düşünce geldi bana. Mesela bazen düşünüyorum neden böyle bir düşünceye kapıldım diye bilemiyorum. Bu da tabii daha sonra öğrendiğimiz gibi paranoid şizofreninin temel göstergelerinden bir tanesi. 17-18 yıl böyle geçti hocam. Ömür boyu da böyle geçecek. Ama işte dediğim gibi ilaçlarımı ömür boyu kullanmaya devam edeceğim. Bunu biliyorum. Tedavi edilebilen bir rahatsızlık hocam şizofreni. Gerçekten biz bunu, doktorlarımız da söylüyor bunu. Biz de söylüyoruz ve bunu ben kendimde de gördüm. Ben de yıllarca içime kapandım, uyudum, gece gündüz uyudum. Umutsuzluk, sanrılar, korkular, paranoyalar, hayattan kopuş, gerçeklikten kopuş vesaire. Yani bir yerlerde bu durumu yaşayan bir insan varsa umut olsun ona da. Bu sebeple anlatmak istiyorum hocam. Bu sebeplerden dolayı. İyi ki geldin ve iyi ki anlatıyorsun. Çok teşekkür ederim. Çünkü aslında biz bu programda da kendi hayatlarımızı paylaşırken bir yerlerde benzer duygularda, yaşantılarda olan insanlara ulaşmak. Evet hocam. Bazen o insanları, bazen ailelerini bilinçlendirebilmek, en çok da toplumu bilinçlendirebilmek için konuşuyoruz. Gel dönelim en başa beraber. Dönelim hocam. Senin bir hayat hikayen var. Senin hayat hikayene şizofreni eşlik etti. Evet, bununla hocam. Beraber zorlu ve iyileştiğin dönemlerden geçtin ama bu hastalıktan fazlasın. Bu hastalıktan farklısın. Bu hastalık bütününün ancak bir parçası olabilir. Doğduğun evi hatırla isteyeceğim. Sen nasıl bir evde, nasıl bir aileyle beraber doğdun? Gecekondu'da doğmuşum. Baba Ziraat Bankası'nda çalışıyordu. Ziraat Bankası'nda şube müdürüydü. Annem ev hanımıydı. İşte ben en küçüğüm, üç kardeşiz. Bir abim var, bir ablam var. Bir çocukluktaki annede kalsan, o dönemler için soruyorum. Nasıl bir anne ve nasıl bir anne-oğul ilişkisi vardı sizin aranızda? Aramızdaki ilişki annemle kuvvetliydi. Kuvvetli bir bağımız vardı. Hala annemle aramızda kuvvetli bir bağımız var. Annem bana masal anlatırdı. Rıfat Ilgaz'ın bir kitabı vardı. Evimizde çok kitap vardı hocam. Babam çok kitap okumayı severdi. Evde çok kitap vardı. Kitabın kapağında böyle bir uzun kuyruklu bir kedi fotoğrafı vardı hocam. Annem onu anlatırdı bana. Yani kitabı değildi. Aslında beni anlatıyordu. Ben de anlıyordum hocam onu anlattı. İşte bir çocuk varmış. Geç olmuş saat, daha uyumazmış. Annesi artık onun uyumasını istiyormuş. Ben de diyordum ya anne sen beni anlatıyorsun. Annemin yani birlikte uyurduk. Yakasına yapışıyormuşum hocam. Annem öyle söylüyor. Hani uyuduktan sonra bırakıp beni gitmesin diye. Annemle aramızda kuvvetli bir bağ var. Hala da bu devam etmekte hocam. Peki baba Onur? Çocuklukta nasıl bir baba? Baba da iyiydi hocam. Yani baba ilgilenirdi benimle. Yani babayla mesela hızlı okuma yarışmaları yapardık biz. Beni refleks çalıştırdı babam küçükken. Tenis topuyla refleks çalıştırdık. Salonun bir köşesinde, o bir köşesinde ben. Birbirimize tenis topu atarak. Yani daha küçük yaşlarda hocam bu söylediğim olaylar. 7-8 yaşlarında, 5-6 yaşlarında. Bana çok güzel oyuncaklar alırdı babam. Böyle daha çok bilimsel oyuncaklar alıyordu hocam. Yani elektronik devrelerden kurulu bir oyuncak vardı. Bir kitabı vardı. O kitaptaki şemaları uygulayarak ben çocukken diyafon yapıyordum hocam. Ne bileyim kanarya sessizliği yapıyordum. Yağmur efekti yapıyordum. Baba da iyiydi. Tabii hocam şimdi sabah çalışıyor. Akşam işten geliyor. İlgiliydi yani. Anne baba ikisi de ilgiliydi. İlgisiz değillerdi. Hem ilgili hem anne anladığım kadarıyla fazlaca şefkatini veren ve koruyucu bir anne. Anne evet hocam. Anne biraz baba da, fazlaca şefkatini. Baba da aynı şekilde hocam. Baba da aynı zamanda öğretici. Evet. Ve sen de bilime ilgi duyan, üretmeye ilgi duyan, o dönemde gerçekten de o anlamda algısı kapasitesi açık bir çocuk olarak büyüyorsun anladığım kadarıyla. Evet hocam. Ve yine bildiğim bir bilgi, çok okuyorsun. Ne çok demekti? Okuyorum. Hani okumak, bilgi almak, kitaplar senin çocuk dünyanda. Hocam benim için çok önemliydi. Onlar çok güzeldi. Yani zaten bütün vaktim okumakla geçiyor. Vaktimin çoğu okumakla geçiyordu. Yani dünyaya geldim, bir evde gözümü açtım. Bir baktım evin her tarafında kitaplar var.
İşte babam okuyor sürekli. Kitap okuyor. Severdi. Hala okuyor. Sever kitap okumayı. Ben de okumaya başladım. Babam bana 50 kitaplık bir Dünya Çocuk Klasikleri seti almıştı. Onların hepsini okudum. Yani yemek yerken bir de kitap okuyordum hocam. Kaç yaşındasın buralarda? Hocam 4 yaşımda ben 4-5 yaşlarında okumayı öğrendim. Öğrenmemle birlikte başladım ne bulursam okumaya hocam. Yani ne bulursam derken evdeki kitaplardan, çocuk kitaplarından vesaire. Okumayı da ablam öğretmişti bana. Ablam da daha sonra öğretmen oldu zaten. Demek ki o ışık varmış ablamda, o yetenek varmış. Ben de yani hocam vaktimin çoğu okumakla geçerdi. Hala da severim okumayı, okuyorum hocam. Bilime de dediğiniz gibi bilim teknik ansiklopedileri de vardı evde, onları da okurdum. Yani böyle mesela kopya kağıdını koyup, bilim teknik ansiklopedilerindeki o şemaların devrelerinin üzerine onları çizerdim. İşte zaten kendi oyuncaklarım da vardı. Onlardan da yapardım bir şeyler. Güzeldi hocam yani. Güzel ve gülümseyerek anlattığım bir çocukluk var. Hani evet, onu hocam. Duyuyorum sende de. Peki Onur aslında sen 23 yaşında bir tanı alacaksın şizofreniyle evet, ilgili. Hocam. Ama ondan çok uzun yıllar önce kendi çocukluğunda okuduğun ansiklopedilerde şizofreni bilgisiyle karşılaşıyorsun. Evet, hayat ansiklopedisinde. Neyle karşılaştın? Nasıl bir günde o gün? Hocam hayat ansiklopedisini inceliyordum. Okuyordum yine bir gün ben böyle. Karıştırırken baktım şizofreni yazıyor. İlk defa duyduğum bir şey. Şizofreni neymiş dedim. Okudum. Altta iki tane resim vardı. Normal bir insan bu resmi nasıl görür? Şizofrenisi olan ya veya şizofreni durumu olan bir insan bu resmi nasıl görür şeklinde. Hocam ben orada şizofreniye ilgi duymaya başladım. Yani ilgi duyma derken merak uyandırdı bende. Yani bir insan bu resmi niye bu şekilde görür, nasıl olur gibisinden düşünmeye başladım. Üniversite yıllarında da hocam Bolu'da okurken yani 21 yaş civarındayken internetten hocam şizofreniyi araştırırdım. Yani bir aslında nedenini bilmediğim bir şekilde şizofreniye ilgi duymaya başlamıştım. Acaba diyorum ben yani bu durumu ben kendim çektim mi diye de düşünmüşlüğüm var. Dur hani bir taraftan meraklı, araştıran, bakan, anlamaya çalışan bir çocuksun ya. Diğer taraftan da bu algılama ve bu zeka ile beraber kendi eğiliminin farkında da olabilirsin hayat içerisinde. Çünkü şizofreni hayatın genellikle gençlik çağlarında görülmesiyle beraber farklı bir zamanında ortaya çıkabiliyor. Ama sen ilgiyle ve merakla da gitmişsin. Diğer maalesef. Taraftan aslında çocukluğunda belli anılar anlatıyorsun. Mesela camiler ve cenazeler. Evet hocam o da. Ne yapardın? Hocam o zaman Beyşehir'de oturuyorduk. Konya Beyşehir ilçesinde. Caminin yanındaydı evimiz. Cenaze namazı olurdu. Tanımadığım insanların. Giderdim cenaze namazını kılardım. Küçük çocuğum hocam o zamanlarda işte 7-8 civarlarında. Daha sonra giderdim hocam kabristana. Merhumu defnetmeye giderdik. Duamızı da ederdik ki ondan sonra çıkar gelirdim eve hocam. Böyle çok cenaze namazına gittim ben. Ama nedenini gerçekten bilmiyorum yani ilgi duyuyordum. Bir çocuk olarak orada cemaatin o kalabalığın içerisinde var olurken nasıl hissediyordun kendini? Hocam ben iyi hissediyordum kendimi. İyi geliyordu bana. Terapi gibi geliyordu veya hiç o zamanlara ait o cenaze namazlarında gittiğimde kötü hissettiğimi, kötü bir duyguya kapıldığımı hatırlamıyorum. Hissettiğim şey şu çocukluğuma dair. Yani çocukken 7-8 yaşlarındayken biraz büyük gibiydim. Yani tavırlarım, davranışlarım, düşüncelerim vesaire. Hani yaşımdan ya 7-8 değil de mesela 20-30 yaşlarında gibiydim. Hissiyatım öyleydi. Evet öyle anlatıyorsun gerçekten de. Öyle hissediyordum hocam. Bu arada hani bu bir test ya da bu bir sınav değil. Evet hocam. Ama anlattığın kadarıyla gerçekten de biliyorsunuz zekada tek tipli bir alan değil. Çoklu tabii. Zekaya inanıyoruz artık ama. Yani. O dönemin içerisinde gerçekten de zeka algılama kapasitesi yüksek bir çocuk var. Ve dünyayı başka türlü sorguluyor. Bu biraz da insanı yaşıtları karşısında yalnız da bırakabiliyor. Evet. Başka bir dünya, başka bir iç dünya var olduğunda. Çok fazla arkadaşım yoktu hocam. Zaten kitaplarım, cenaze namazları ve evdeki oyuncaklarım bana yeterli geliyordu. Büyük kalabalıklar yoktu. Belki çok fazla akran ilişkileri yoktu. Evet hocam sevmiyorum çok fazla. Hala da öyle çok fazla kalabalık falan hoşlanmam yani. O dönemde kalsan o dönem neyi sevmezdin kalabalıkta mesela? Yani bana boş gibi geliyordu hocam. Kendimi geliştirme hevesi içerisindeydim. Sürekli bu çaba içerisindeydim hocam. Hala da benim şeydir mesela sürekli hayattan istediğim şey, hayattaki amacım kendimi geliştirmek.
iyi yönde değiştirmek, dönüştürmek. Onur, ilk aşkını hatırlıyor musun? İlk aşkımı hatırlıyorum hocam. Evet, çok güzel bir konuya değindiniz hocam. İlk aşkımı anlatayım o zaman. Anla. Madem öyle. İlk aşkım çocukluk arkadaşımdı benim. Kendisi. İlk aşkımdı. Tabii çocukken birlikte oyun oynardık. Sürekli birlikte vakit geçiyorduk. Okula birlikte giderdik. İşte tabii bankanın lojmanında kalıyorduk o zaman. O benim ilk aşkımdı. Kaç yaşındaydın? Hocam Konya Beyşehir zamanları. O zamanlar işte 7, 8, 9, 10 yaşlarıma kadar. Nasıl bir hisle hatırlıyorsun o çocuğun aşkını? O zamanlar güzeldi. Daha sonra sevgili olduğumuzda da güzeldi. Yıllar sonra ben üniversiteye başladığımda üniversite birinci sınıftayken sevgili olmuştuk. O zaman da güzeldi. Tabii daha sonra ayrılınca kötüydü hocam. Buruk bir acı bıraktı kendisi sağ olsun. Onur, ne kadar sürdü o ilişki? 2-3 yıl kadar sanırım. 2 yıl kadar sürmüştü. Bir çocukluk aşkıydı ama yıllar sonra tekrar bir araya geldiniz. Evet hocam. Olay öyle cereyan etti. Peki, tamam. Bu arada ilişkiler başlar biter. Evet. Hayatımızın içerisinde bazen hüzünleriyle, bazen bıraktıkları güzel anılarla, bizi büyütmeye sağladıkları katkıyla beraber o dönemde gerçekten de o dönemki koşullarımızda yaşadığımız şey bizi büyütür. Yani hiçbir ilişki boşa değildir. Sonu kötü bitse bile bıraktığı anılarla büyüdüğümüzü biliriz hayat içerisinde. Sen aslında 16 yaşında üniversite çağına geliyorsun. Evet, doğru mu hocam? Okulu erken bitirdiğin için, erken başladığın için. Doğru. Ama 17 yaşında da bir sene bekleyip üniversiteye gidiyorsun. Evet, 16 yaşımda ben hiç çalışmadım. Yaşım çok küçük. Bu yaşta üniversiteye girip ne yapacağım diye düşündüm. Bir sene bekledim. Ertesi sene biraz çalıştım ve Bolu işletmeyi kazandım. Ama okul bitemedi. O ilk baştaki alevli durumla birlikte okulu bitirmek gerçekten çok zor bir şey. Yani şu anda tabii ki okuyabilirim, bitirebilirim herhangi bir üniversite. Şu anda sorun değil, bunu yapabilirim. Ama ilk baştaki alevli gerçekten hayattan kopmuş vaziyette birlikte üniversiteyi bitirmek mümkün değil. Zordu. Onun için bıraktım hocam. Bir de gerçekten o ataklarla beraber insanlar ne yaşadıklarını bilirler. Sen 23 yaşında ilk şizofreniye dair ilk atağını yaşıyorsun. Belki bilinçlendirmek için de Onur. Hepimize anlat isteyeceğim o günü. O gün evdesin bildiğim kadarıyla. 6 kişiydik evde, film izliyorduk hocam. Ronin isimli bir film. Ortasını geçmişti sanırım ya da sonuna doğru geliyordu. Onu tam hatırlayamıyorum. Bir yerde kafamda böyle hocam şartel atar gibi bir şey oldu. Bir yanık kokusu gelmeye başladı burnuma daha sonra. Korktum. Anlam veremedim. Anlamlandıramadım. Ne olduğunu anlayamadım hocam. Anlamlandıramadım. Mutfağa gittim, baktım bir yer mi yanıyor, bir şey mi oluyor diye. Yanan bir yer yok. Ya bir tuhaflık olduğunu anladım ben. Ne olduğunu anlayamadım. Etrafındaki insanlar hocam ajan olduğundan şüphelenmeye başladım. Yani o insanlar ajanmış, beni öldürmeye çalışıyorlarmış, benim düşüncelerimi okuyorlarmış, beynimi kontrol ediyorlarmış gibisinden böyle bir sanrılara kapıldım hocam. Yani orada gerçekten ilk atağımdı o benim ve ilk atakta korktum, yoğun bir şekilde korku ve kaygı yaşadım. Ve o ana kadar onlarla ilgili böyle bir sanrı, böyle bir düşünce hiç yoktu aklında. Evet. Peki tam o sırada o evin içerisinde nasıl bir hislesin sen? Ne yapıyorsun? Kimseye bir şey söylüyor musun? Daha sessiz mi karşıladın bu atağı? Hocam kimseye bir şey söylemedim. Sessiz bir şekilde karşıladım ve içimde yaşadım o sanrıları, paranoyaları. Ve ben bunu çok uzun yıllar boyunca bu sanrıları, paranoyaları içimde yaşadım hocam. O zamanki yaşadığım gerçeklik ile gerçekten TV'den gelen şifreli mesajlar olduğunu bana zannediyordum. Sadece TV de değil hocam. Sadece TV olsa iyi. Yani radyo, gazeteler, herhangi bir kitaptaki bir cümle, bir arabanın plakası. Şizofreni durumu yaşayan bir birey, ben mesela kendim yaşadım. Gelen şifreli bir mesaj olarak algılıyor daha doğrusu hocam. Yani geldiğini zannettiğim, geldiğimi düşündüğüm bu mesajlar her şey olabiliyor. Bana bir uyarı olabiliyor, bana bir görev olabiliyor, bana bir ödül verildi diye düşünüyorum. Çünkü hocam o zamanlar gerçekten, yani böyle gerçeklik bir yanda, şizofrenin kopardığı gerçeklik algısı, yaşanılan şeyler başka bir yanda. O gün o evde kız arkadaşın da var aslında. Onunla ilgili de bu düşüncelere kapıldın mı?
Onunla ilgili daha sonra kapıldım hocam. Nasıl olur? Daha sonra. Daha sonra dedim benim bu kızdan ayrılmam lazım diye düşündüm. Çünkü dedim bu kız ajan, casus yani. Dedim bununla olmaz, devam edemem diye düşündüm ve daha sonra ayrılmıştık hocam. Böyle ondan daha sonra düşünmüştüm. Onur şimdi bahsederken gülümsüyorsun. Gülümsüyorum hocam. Bu arada gidiyor. Program öncesindeki sohbette de şizofreniyle mizah yapabilir bir haldesin artık. Evet hocam, evet. Hani bu hale de yıllar içerisinde yaşaya yaşaya geldin. Tabii ki. Kabullenerek, tedavi edilerek geldin aslında. O gün o insanlar o filmi izleyip evden gittikten sonra sen de evden dışarı çıkıyorsun. Ben de çıktım hocam. Evet. Ne yaşadın orada? Bir hava alayım dedim hocam, çıktım dışarıya. Kış günüydü sanırım, soğuktu. Gelen şeyin şizofreni olduğunu anlamamıştım. Evi bulamadım hocam dönüşte. Dönmüşüm böyle bir iki saat, birkaç saat boyunca evin etrafındaki mahallelerde, oralarda bir yerlerde. Yani evi bulamamışım. Eve geldim hocam, kız arkadaşım ne oldu, niye geç kaldın, evi bulamadın değil mi, döndün durdun gibi bir şeyler söyledi bana. Ben zaten hocam yani sanrı yapıyordum, yani sanrılarım vardı, paranoyaya düşmüşüm. Bunlar ajan, benim zihnimi okuyorlar, öldürecekler beni vesaire şeklinde. Kız arkadaşım da öyle deyince ben tamamen sanrıya kapıldım bu sefer hocam. Yani aa tamam dedim, bunlar gerçekten ajan ve gerçekten benim düşüncelerimi okuyorlar gibi böyle sanırım kuvvetlendi. Öyle bir durum yaşadım. Geçti gitti diye düşündüm ama o gelen şey devam edecekti, ataklar geçmeyecekti. İlaç kullanımını gerektirecek bir duruma gelecekti. Daha sonra ben ders çalışmak istiyorum dedim kız arkadaşıma. Tamam dedi. Bir tane peluş ayı vardı hocam. Peluş ayıyı getirdi. Böyle masada, masanın üstüne koydu. Al dedi, bu da sana arkadaş olsun dedi. Ya gayet iyi niyetli. Tamam olsun dedim. O çıktıktan sonra ben hocam yine sanrı bastı bana. Yani bu ayının gözünde kamera varmış, ses kayıt cihazı varmış, içeriden beni izliyorlarmış şeklinde sanrılara kapıldım hocam daha sonra. Bu arada biz bütün belirtileriyle konuşuyoruz. Senin hayatında da halüsinasyonlar, hezeyanlar, işte düşünce, davranış, duygu bozuklukları başlıyor o dönemin içerisinde ama yaşayanın dünyası için gerçekten çok zorlayıcı bir hayat. Yani o yoğun korkuyla beraber hayatta can güvenliğinden endişe edebilecek kadar zorlu dönemlerden geçilmesinden bahsediyoruz. Yani bir şizofren deyip hayatımıza devam ettiğimizin altını da görebilelim istiyoruz beraber. Çok korkuyorsun belli ki o dönemin içerisinde Onur. Ve çok temel korku da öldürülmeyle ilgili bir korku. Hatta bir kurban gibi görüyordum kendimi diye de anlatıyorsun dönemi. Evet hocam. O dönemin öldürülme korkusunu herkes de fark etsin istiyorum. Bir anlatır mısın hani o kadar ölmekten korkarak yaşamak? Tabii öldürme korkusu vardı yoğun bir şekilde. Doktora da onun için gitmedim. Yani beni zehirli bir iğneyle öldüreceklerini düşünüyordum doktorların. Tabii küçüktüm daha, 23 yaşımdaydım. Öldürme korkusu gerçekten hocam tabii ki çok kötü bir duygu. Yani bu öldürme korkusu, bu sanrılarımdan dolayı, paranoyalarımdan dolayı doktora da gitmedim. 2-3 sene boyunca doktora gitmedim hocam. Ve o 2-3 sene de çok ağır geçti. İlk hocam hatamı yaşadıktan sonra 2 ay kadar evden çıkmadım gündüzleri. Geceleri evden çıkıyordum çünkü şeyden dolayı hocam, hani insanları görmeyeyim, onlar beni görmesinler. Gece karanlık ya. Kimseye de bir şey anlatmadığım için hocam kimse bir şey bilmiyordu. Tuhaflık olduğu anlaşıldı. Ama insanlar ne düşündüler, bunu neye bağladılar bilmiyorum. Benim bu durumum çok uzayınca artık yani bunun bir okulla ilgili bir durum olmadığı, aşkla ilgili bir durum olmadığı, bir rahatsızlık durumu meydana geldiği anlaşıldı. Artık insanlar anladı ve sana destek olma isteği özellikle aileden de orada başladı. Evet hocam. Arada geçen zamanlarda Onur, tabii hastalığın doğası üzerine ben konuşuyorum ama yaşayan sensin. Çok kuvvetli iç sesler vardır. Evet var, vardır. Sürekli bir şeyler yapmanı, kaçınmanı, planlamanı, kendini korumanı sana hatırlatan sesler. Belli ki senin hayatında da vardı. Hocam o zamanlar emir veren sesler duyuyordum. Emir veren sesler duyuyordum. Yani mesela diyordu ki bir ses, o duyduğum ses, sen ömür boyu, sen sonsuza kadar böyle acı çekeceksin diyordu. Ya o anda gerçekten o duyguyu yaşamak, o sesi duymak berbat bir şey. Gerçekten diyorum ben sonsuza kadar acı mı çekeceğim böyle? Tabii
zaten kaygılar, korkular, paranoyalar, sanrılar, halüsinasyonlar vesaire vesaire. Bir de içimde yaşıyorum bunları, içime atıyorum, kimseye bir şey anlatmıyorum. Sesler gerçekten, o sesler rahatsız edici. Sen sonsuza kadar böyle acı çekeceksin diyor bir ses. Düşünüyorum acaba bu ses ne? Ha, şizofreni olduğunu bilmediğim için hocam durumu. Ben düşünüyorum şimdi, öldüm cehenneme mi geldim? Şeytan mı bu? Veya işte istihbarat örgütleri takıntısı. Acaba diyorum bu sesi verenler istihbarat örgütleri mi? Vesaire şeklinde hocam kafamdan böyle milyon tane düşünce geçiyordu o seslerle birlikte. Bir gün mesela Ankara'ya ailem beni aldı getirdi hocam Bolu'dan Ankara'ya, ama ben yine tedaviyi reddettim. Yoğun korku yaşıyordum. Bir gün evdeyken annem babam yoktu evde. Bir yere misafirliğe gitmişlerdi. Ben tuvalete gitmeye korktum hocam. Yani gerçekten şey de yaşıyordum. Katatonik durumlar da yaşıyordum hocam. Odamdan kalkıp tuvalete gitmeye korktum. Şimdi bu nasıl bir korku derseniz söyleyebilmem, ifade edebilmem çok zor o korkuyu. Yani hareket etmeye korkuyordum hocam. Düşünmeye de korkuyordum, hareket etmeye de korkuyordum. Yani mesela yanlış bir hareket yaparsam, yanlış bir şey söylersem, yanlış bir şey düşünürsem benim için kötü olabilir diye düşünüyordum mesela. Yani bu biraz metafizik boyuttan hocam bir şeyle etkileşime girerim, işte yanlış bir şey yaparım gibisinden böyle korkulara kapılıyordum. Şizofreni çok temelde bir beyin hastalığı. Yaşamsal, fizyolojik, nörolojik, genetik tarafları olan hayat içerisinde ve sen bu hastalıkla beraber yalnızsın ve bunca korkuyla da berabersin. Ne kadar yalnız kalmışsın o dönemde. Çok kötüydü. Sen de o korkularla beraber diğerlerine söylememişsin ama gerçekten de buradan geçmiş ve bugün bazen gülümseyerek anlatan. Bazen bana daha önceki sohbetimizde de söylediğin gibi aman aileler dikkatli olsunlar diye evet, anlattın. Tabii ki. Bu süreçte bu olgunluğa gelene kadar geçtiğin çok yoğun korkular varmış. Temel olarak zihninin okunmasından da bir korku yaşıyorsun aslında anladığım kadarıyla. Özellikle şizofreniyi herkes anlasın diye anlatmak istiyorum dedim bana. Evet hocam. Kendini tüm o aslında gerçeklik algısının bozulmasıyla beraber o dönemde zannettiğin şeyler var. Mesela kendini demlik zannettiğin bir dönem var. Evet hocam. Su, toprak zannettiğin dönemler var. Biraz sen ifade eder misin? Mesela bir demlik olmak ne demek o dönemde? Annem diyordu mesela misafir gelecek. Şu çaydanlığı, demliği ocağa koyalım da işte misafirlere çay ikram edelim diye. Ben şey yapıyordum hocam, böyle telaşlanıyordum, korkuyordum. Ben o demlik zannediyordum ya kendimi. O ateş yanmaya başlayınca demliğin altında ben sıkıntı çekmeye başlayacağım. Yine çektiğim o ruhsal sıkıntıların, düşünce bazındaki sıkıntıların kaynağının bu olduğunu düşünüyordum o dönem hocam. Su ve topraktan başka sanrılarım da oldu kendimi zannettiğim şeyler. Yani gün içerisinde değişebiliyordu bunlar. Sabah mesela kendimi bir şey zannediyordum, kalem zannediyordum kendimi mesela. Mesela diyorum mesela akşam öğlen kağıt zannediyordum. Çok takıntı haline getiriyordum hocam her şey. Yani böyle zaman algısında bozulmalar gerçekleşiyor. Düşünce, duygular zaten bozulmuş. İşte bir cenazeye gitmiştik yine orada. Belki de oradan etkilendim. Kendim toprak zannetmem oradan kaynaklanmış olabilir hocam. İşte merhumun üstüne toprak atılırken ben kendimi o toprak zannettim. Uzun bir süre. Tedavi olmadığın uzun bir süre var gerçekten de. Senin de bir doktora gitmekten de korktuğun, öldürülmekten de korktuğun bir süre var. Hı hı. Tabii bu dönemde aile eşliği, ailenin senin tedavi olman için uğraşı da başlıyor bir taraftan. Nasıl karşıladı ablan, abin, annen, baban o süreci? Hocam herkes perişan oldu. Yani herkes çok üzüldü. Ama ben hani kimseye bir şey anlatmıyordum ya. Yıllar böyle geçti. Şimdi 2 yıl Bolu'da içime kapandım. Kimseye bir şey anlatmadım. Böyle geçti. 1 yıl Ankara'da kimseye bir şey anlatmadım. İçime kapandım. Ben babama bir gün dedim ki, baba senin adamların beni takip ediyorlar. Beni öldürecekler galiba. Öldürecekler mi? Beni niye takip ediyorlar gibi bir şey söyledim. Böyle biraz agresif bir şekilde. Yani öyle bağırarak çağırarak değil de biraz sistemkar, biraz agresif bir şekilde. Ev telefonumuz vardı o zaman şu çevirmeli telefonlardan. Babam da orada birisiyle konuşuyordu. Kapattı telefonu. Yok oğlum dedi, ne adamı ne takip etmesi dedi. Adam bir şaşırdı tabii. Ben bunu söyledikten sonra artık benim o tabii ki daha önceki içime kapanıklıklarım, konuşmamalarım vesaire, durgunlaşmam,
bir terslik olduğu anlaşılmıştı. Benim bunu söylememle birlikte artık benim bir sanrı yaşadığım, bunun bir psikoz olabileceğini düşünmeye başladılar ve doktora götürdüler beni. Ha, ilk başta babam anneni kulak burun boğaza götüreceğiz yarın oğlum sen de gelir misin dedi. Gel annene arkadaş ol dedi. Tamam gelirim baba dedim. Psikiyatriye girdik. Ben böyle tabii psikiyatriyasını gördüm orada. Aa dedim tamam beni getirmişler. Girdik hocam psikiyatriye. Doktor hanıma dedim tedavi olmamı gerektirecek bir durum yok. Ben iyiyim. Doktor hanım ısrar etti tabii ki. Senin tedavi olman gerektiren bir durum var. Ailenle konuştuk. Tedavi olman gerektiren bir durum var senin. Dedi ikna edemedi beni. Ben yok dedim. Teşekkür ederim dedim. Benim tedavi olma gerektirecek bir durum yok dedim. Çıktım. Birkaç ay geçti üstünden. Bu sefer abim geldi. Bilardo salonuna gittik. Pastaneye gittik. Gezdik, yedik, içtik. Günün akşamında bana dedi ki Onur bak bugün senin bütün istediklerini yaptım. Gezdik, içtik, yedik, eğlendik. Yarın dedi senin için psikiyatriden randevu aldık. Psikiyatriye gideceğiz. Tamam abi gidelim dedim. Gittim psikiyatriye. Böyle aşağıya indik hocam böyle bodrum katı gibi. Zeminden iki kat aşağıya indik. Ama ben de yine ilaçsız geçen dönem olduğu için hocam sesler yankılı geliyordu bana. Sıkıntı veren boğucu bir durum hocam insan. Sadece seslerin yankılı gelmesi değil her şey. O sanrılar, paranoyalar. Bir de böyle algılar bozuk. Zaman bir yavaşlıyor, bir hızlanıyor. Değişik bir şeyler oluyor. Oradan iki kat aşağı inerken ben hani benim paranoyalarım vardı ya sanrılarım. Doktor beni öldürecek diye. Aa dedim orada ben dedim tamam geldik dedim artık hani burada zehirli iğne yapacaklar herhalde bana öldürecekler gibi bir şeyler. Oturdum doktorun karşısına. Onu neyin var dedi doktor bana. Ben orada hatırladığım bir pencere vardı. Dışarıdan mesela dolmuşların korna sesleri geliyor. Otobüsten, arabaların dolmuşlardan korna sesleri. O sesler benim kafam içinde böyle Fred'in Kabusları diye bir film var. Orada bir bölümünde duyulanı çok hassaslaştırıyordu Fred'i. Oradaki uğraştığı çocuklardan birinin bir tane iğne atıyordu yere. O iğnenin sesi çok yüksek geliyordu çocuğa ve acı veriyordu. Ondan sonra böyle bir avuç iğne serpiştiriyordu yere. O kafasına mermiler patlıyor gibi oluyordu. Ona benzer bir şeyler oluyordu hocam. Sese, ışığa, görüntüye çok hassaslaşmıştım. Yani orada doktor bana neyin var dediğinde ben sadece ellerimi uzattım. Ellerim titriyordu. Ellerim titriyor diyebildim. Sadece onu diyebildim. Doktor bana bir ilaç yazacağını söyledi. Dedi Onur senin bir ilaç kullanman gerekiyor. Senin yolunda gitmeyen bir durumun var. Tedavi olman gerektiren bir durum var. Tamam mı Onur dedi. Tamam hocam dedim. Güven verdi o doktor bana. Bir de mecbur kaldım artık hocam 3 yıl sonra. Hani bir kere tedaviyi reddettim. Doktora gittim psikiyatriye. İlaç tedavisine başlamamla birlikte tabii o ağır psikoz gitti. Şimdi şu 40 yaşımda da psikozu da artık çok fazla yaşamıyorum hocam. Çok şükürler olsun çok fazla yaşamıyorum. Temel bilgilerden de gidelim bu arada. Psikotik hastalıklar başlığı altında şizofreni. Yani bizim günlük hayatın içerisinde sınıflandırmalar çok değişti ama nevrotik başlıklarda aslında yaşadığımız kaygı bozukluklarının ya da gerçekle bağlantının olduğu psikiyatrik hastalıkların, psikolojik rahatsızlıkların olduğunu biliyoruz. Psikoz grubunun içerisinde gerçekle bağlantının bozulduğu, gerçeklik algısının koptuğu hastalıklardan bahsediyoruz ve şizofreni de bunun başlayacağız. Ve aslında Onur bize şunu da anlatıyor beraberinde. Çok uzun yıllar kendi korkularıyla beraber o döneminde aslında bozulmuş gerçeklik algısında bir doktordan uzak kalmış. Tedaviden uzak kalmış ama gittiğinde bir gülümsedin de onu söylerken güven verdi dedin. Güven verdi hocam. Evet, onca yılın yükünden, iç dünyada aslında o güvensizliğinden, paranoid şizofrenin bir parçası zaten bu. Sonra ellerim titriyor diye uzattın ellerini. Evet hocam. Ve doktorun tutumuyla o güveni almak nasıl geldi sana orada? Hocam o güveni almak bana iyi geldi. Yani ilaç gibi geldi diyebilirim. Ben akşam da eve gidip dilaltı ilacımı kullanıp rahatlamamla birlikte güzel bir uyku uyudum. Uyumuyordum çünkü hocam. Geceleri uyumuyordum yani. Güzel bir uyku uyudum. Daha sonra tabii akut durumdan sıyrıldıktan sonra artık kademe kademe merdivenin basamaklarını çıkar gibi iyileşmeye doğru yol aldık hocam. İyi ki
hem o yolu aldın hem de bugün aslında bunu yaşayan, belki evlerinde kapanan, belki aileleri tarafından hayatın içinde artık olamayacağını ya da iyileşemeyeceğini düşünen gençler için de ışık olmaya başladığın bir yerdesin. Onur, yıllardır bildiğin, adını tam koyamadığın belki bir hastalık var. Ve bir raporda bir gün şizofreni teşhisini görüyorsun. Evet. Ne hissettirdi onu görmek? Hocam, raporu aldım elime, baktım. F20 yazıyor. İşte psikiyatri kodu imiş şizofreninin. F20 şizofreni yazıyor. Böyle önce bir kaldım hocam 3-4 saniye. Dondum kaldım. Çocukluğumda okuduğum ansiklopedideki şizofreni maddesi aklıma geldi. Üniversitede internet kafede bilgisayar başında oturup şizofreniyi araştırdığım, incelediğim, okuduğum günler aklıma geldi. Vay be dedim. Yani benim başıma geldiğinden sonra dedim. Gittim bilgisayarın başına hocam. Tekrar şizofreni yazdım Google'a. O benim işte vardı ya, demiştim TV'den şifreli mesajlar geliyor. Arabaların plakalarından şifreli mesajlar geliyor vesaire vesaire. Sanrılar, paranoyalar hepsi orada madde madde yazıyor hocam. Şizofreni belirtileridir. Şizofreni durumunu yaşayan bir birey bu davranışları gösterebilir, sergileyebilir. Orada bir rahatladım. Yani dedim oh tamam. İstihbarat örgütleri beni takip etmiyor. Beynimi okumuyorlar, kontrol etmiyorlar, düşüncelerimi okumuyorlar. Bu dedim bir durummuş, bir rahatsızlıkmış, bir hastalıkmış mı diye düşündüm. Daha sonra da üzüldüm hocam. Neye üzüldün? Ya şizofren olduğum için üzüldüm. Yani üzüntü duydum. Çocukluğumda başlamıştı merakım. Daha sonra başıma geldi. Bu da ilginç bir nokta hocam. Peki bugün dönüp baktığında hani süreçleri soracağım sana ama üzgün müsün hala? Yok değilim hocam, artık atlattım. Yaşandı iyisiyle kötüsüyle. Hayatta her şey insana acı, tatlı, her şey insana bir şeyler öğretiyor, bir tecrübe katıyor hocam gerçekten. Hayata kızgınlığım vardı benim bir dönem, küskünlüğüm vardı. Onları da atlattım artık ben. Yani hayata kızgın da değilim, küskün de değilim. Hayatı olduğu gibi güzellikleriyle yaşamaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar kendi dünyamda yaşıyorum. Gerçekten hocam, şizofreni de ilk başlarda ağır seyredebiliyor, akut olabiliyor. Ama yani bu ilk başlardaki döneme bakıp da hiç kimse böyle bunun ömür boyu böyle gideceğini zannetmesin, düşünmesin. Şizofreni gerçekten tedavi edilebilen bir rahatsızlık, bir durum. Yani insanlar da umudunu kaybetmesinler. O hasta kadar veya bu durumu yaşayan kadar çevresi de çok perişan oluyor. Çok fazla etkileniyor ve eyvah diyorlar, bitti, iyileşemeyecek. Bu ömür boyu böyle gidecek. Hayır hayır, iyileşebilir. Şizofreni tedavi edebilen bir rahatsızlıktı ve iyileşebilir. Ne kadar sık ve ne kadar altını çize çize söylüyorsun, evet, bunu. Ben söylerim de paragraflarca. Evet, sen hocam söylediğinde başka kıymetli oluyor gerçekten. Çok teşekkür ederim. Tabii bu durumu yaşayıp da içerisinden böyle sıyrılabilmiş, büyük oranda sıyrılabilmiş bir insan. Tabii ilaçlarımı ömür boyu içeceğim. O tamam, o önemli değil. Belki tam o noktada şunu da anlatabilirsin. Onur, 17 yıldan bahsediyoruz. Bugün artık ben iyiyim diyorsun. Psikozu da yaşamıyorum. Şizofreninin ataklarını da yaşamıyorum diyorsun. Ve buraya gelene kadar bir süreç oldu elbet. Senin için süreç nasıl gitti? Yani belki insanlara da ışık olsun diye söylüyorum. İlaç tedavisi değişmez bir parçası. İlaçların yanı sıra bu hayatta sen nasıl destekler aldın? Nasıl dönemlerden geçtin? Bugüne nasıl geldin? Hocam, ilaç tedavisi bu şizofreni durumunda kesinlikle bir numara, o cepte yani. Terapi, kişiye anlayışla, ilgiyle yaklaşılması, sevgiyle yaklaşılması gerekiyor. Ama çok da pohpohlamadan, öcü gözüyle de bakmadan, yandık bittik eyvah ömür boyu düzelmez diye de düşünmeden dengeli bir yaklaşımla ilaç tedavisi artı sevgi artı terapiler artı kişinin tabii ki hocam kendi azmi, iradesi, kararlılık göstermesi de gerekiyor. Gerçekten iyileşmeyi istemek, iyileşmeye atılan çok önemli bir adım hocam bence. Yani ben kendi hayatımda 40 yaşımda böyle bir çok ağır bir durumdan çok daha iyi bir duruma geldim. Bu iyileşmeyi istemek gerçekten hocam iyileşmeye atılan çok büyük bir adım. Yani iyileşmeyi istemeyen insanlar da gördüm hocam. Yani bu kınamak, yargılamak, sorgulamak değil. Adam istemiyor mesela, iyileşmeyi istemiyor. Küsmüş, hayata küsmüş, kırılmış. Ama mutlaka onun da bir noktasından yakalayıp
bir iyileşme isteği uyandırılabilir diye düşünüyorum hocam. Doğru temaslarla, doğru temaslarla, iyi uzmanlarla, evet. Ve tam anlattığın gibi aile ve çevre desteğiyle de beraber. Çok önemli hocam, aile çevre desteği de çok önemli. Ben derneklere gittim işte Ankara'da. Bu derneklerin çok büyük faydası var hocam. Gerçekten çok büyük faydası var. Benim bir sanım daha vardı mesela. Dünyada kendimi tek zannediyordum ben. Ya bir tane ben ağır hastayım. Herkes işinde gücünde lay lay lom iyi yaşıyorlar vesaire. Öyle zannediyordum. Derneklere gidince orada diğer aynı durumu paylaştığım arkadaşları görünce yani biraz daha rahatladım. Tek, dünyada tek çünkü o da çok kötü bir şey hocam. Dünyada tek başına sıkıntı çeken bir insanmışım. Herkes işte yaşıyormuş güzel lay lay lom, günlü gün ediyormuş. Öyle olmadığını gördüm. Yani gerçekten bu derneklerin bize çok faydası oldu hocam. Olmaz mı Onur? Yani aslında bir taraftan da ne kadar öz bir yer o söylediğin. Ben bu dünyada yalnız değilim. Başka şekillerde benim yaşadıklarımı yaşayan insanlar var. Ve aslında o yalnız değilim hissiyle beraber izolasyonlar, eve kapanmalar, geri çekilmeler de değişmeye başlıyor. Bugün hem bahsettiğin dernekler hem Şizofreni Dostları Derneği. Evet hocam. Aslında birçok alan var bununla ilgili ve birlikte oturup gerçekten işte beraber bir spor aktivitesi yapabilmesi. Beraber bir sanat aktivitesi yapabilmesi. Bu tanıyı almış insanların, bu dernekler bunu yapıyor. Birlikte sosyalleşebilmeye alan açması. Sadece bu tanıyı almış insanların değil, ailelerinin de o çaresizliğin içinde birbirleriyle temas edebilmesi, konuşabilmesi önemli. Diğer taraftan sanatın farklı alanları, resim mesela, edebiyatın farklı alanları, şiir mesela. Meslek hayatımın içerisinde şizofreni tanısı almış olan insanların resimlerinde ya da şiirlerinde öyle bir derinlik vardır ki bazen gerçeklikle bağı kurma biçimleridir sanat, edebiyat. Bunların da faaliyetlerinin olduğu yerler bu dernekler. O yüzden ne güzel söylüyorsun. Bugün genç yaşlarda bu tanıyı almış bir çocuğunuz varsa hem doğru psikiyatrik tedaviye gitmek, hem ona destek olabilmek, hem onu derneklerle ve başka insanlarla buluşturabilmenin önemi aslında o bahsettiğin iyileşmek için sevgi, şefkat, ilgi, yaşama saygı buraları da çok kuvvetlendiren yerler. Ki Onur sen de şiir yazıyorsun. Sen şiir yazmaya ne zaman başladın? Hocam ben şiir yazmaya böyle kabataslak tahmini 10 sene kadar önce başladım. İstersen eğer okur musun bizim için bir tanesini? İlk şiirim okuyayım hocam. Hafızamda ilk şiirim. Şaka değil gerçek. Kırmızı örümcek. Örer misin bu gece benim için? Ben de senin gibiyim. Yalnızım, sessizim. Dokunsam utanırım, sevinsem utanırım. Gel de örme. Bu benim yazdığım ilk şiirim. Nasıl derinlikli bir yalnızlık anlatımı bu. Geri çekilmeyi de belki içinde hayatı da anlatan yerlerden bir tanesi şiirin. Şöyle bir şiirin var benimle daha önce paylaştığın. İzin olursa ben de onu tabii, okumak tabii istiyorum. Tabii tabii hocam lütfen buyurun. Onur'un şiirlerinde başka bir hayat var çünkü. En çok da onun hayatı var tabii. Ellerim zamana dokunabilir mi acaba? Duman içinde tüterken ve ağır bir yalnızlık. Öyle ki Tanrı kadar, öyle ki kafam kadar demiş. Evet hocam. O da güzel. Bu şiirimi de çok seviyorum. Ben de çok sevdim onu. Teşekkür ederim. O şiirin adı Yanarken. Yanarken. Başlığı da var. Yanarken. Evet. Şiirin başlığı da. Onur, şiirlerin var. Aslında iyileştiğin bir sürecin var. Hayatla ilgili ne kadar güzel farkındalıkların var. Demin anlattıkların. Bugünün nasıl senin? Hani ne yapıyorsun şu anda? Neye ihtiyacın var? Hep beraberken söyle, konuşalım. Şu anda ihtiyacım olan şey bir iş. Yani hayatımı devam ettirebilmek, idame ettirebilmek, yaşayabilmek, geçinebilmek için bir işe ihtiyacım var. İşsizken bile iyiyim, kendimi kontrol edebiliyorum, mutlu olabiliyorum, keyifli olabiliyorum. Bana mutluluk verecek, keyif verecek şeyler yapıyorum, uğraşıyorum. İşte okuyorum, yazıyorum vesaire vesaire. Ama işte bir işe ihtiyacım var. Şu anda bir işim olursa hayatım biraz daha, bir tık daha iyileşebilir, bir tık daha üste çıkabiliriz hocam. Bence beraber çizelim altını.
Tanıdınız siz de. Bu kadar üretken, bu kadar yaratıcı, bu kadar işlevsel bir insanın hayatın içerisinde var olma biçimlerinden bir tanesi aslında iş. Ve ona ihtiyacım var diyor. Biz bu programda neler yaptık? Bence Onur'la ilgili de doğru temaslar, sizlerden mesajlar gelecektir bu sürecin içerisinde. Ama her şeyden önce aslında kendi hayatını dönüştürmüş ve kendi yaratıcılığında olan, bu kadar da güzel iletişim kuran bir insan için iş ihtiyacını vurgulayalım. Hayatta evet, toplum olarak bir bütünüz ve birbirimize bunları anlatacağız, söyleyeceğiz. Onur, hayalin ne? Bu hayatta nasıl, kimlerle devam etmek istiyorsun? Nobel Edebiyat Ödülü almak gibi bir hayalim. Hayal adı üstünde olduğu için hocam. Ben öyle bir koydum kendime. Çıtayı yüksek tutayım da ben dedim. İşte ise hani Nobel Edebiyat Ödülü alırım, alamam bilmiyorum. Belli olmaz. Benim hayatım biraz sürprizlerle dolu oluyor. Belki de alabilirim ileride 20-30 yıl sonra. Belki de Nobel Edebiyat Ödülü alırım bilmiyorum. Yani hocam yazmaktaki maksadım da şu, insanlara böyle ışık olsun, umut olsun, yol göstersin, gülümsesin, düşündürsün. Biraz ufuk açıcı şeyler yazmaya çalışıyorum hocam. Hayaller bizimdir. Onu elimizden alamazlar da. Tabii hocam. Ve aynı zamanda hayattaki en temel motivasyonumuzdur. Yani hayal kurmaya devam edelim ki kurulan hayallerden çıkacağımız yollarımıza da gidelim. Aynı zamanda kırılan hayallerden döndüğümüz yollardan da yeni yollar yapalım. Yani hayal de hayal kırıklığı da hayata dahil. Tabii ki. Ama onlar bize lazım en temelde. Lazım hocam onlar bize. Gerçekten şey derler ya, bir söz var, ayrılık da sevdaya dahildir. Evet, evet. O söz geldi aklıma. Doğru. Hayal kırıklıkları da hayale dahil, hayal o yüzden de geleceğe dahil. Bazı doğru bilinen yanlışları söyleyeceğim sana. Evet, şizofreniyle ilgili. Ben anlatmak istemiyorum. Bunlar genel yanılgılar. Bir cümle halinde söyleyeceğim. Sen de bize bir cümle halinde doğrusunu söyle isteyeceğim. Tamam hocam, dinliyorum. İlkiyle başlıyorum. Şizofreni hastalarının hayat boyunca hastaneye yatırılması gerekir. Şizofreni durumu taşıyan bir bireyim. Benim hiç hastane yatışım olmadı mesela. Kesinlikle yanlış. Ha, gerekli görüldüğü takdirde alevlenme döneminde veya rahatsızlığın başlangıcında kişinin hastane yatışı olabilir ama kesinlikle hayat boyu veya uzun süreler hastane yatışına gerek yok. Yine senden duyacağımız doğru bilinen yaygın bir bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir cümle. Şizofreni tedavisi olmayan ve iyileşmeyen bir hastalıktır. Altın çizerek tekrar söylüyorum. Şizofreni tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır veya bir durumdur. Beni görüyorsunuz. Burada oturuyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, bir program yapıyoruz. Önemli ölçüde iyileşme göstermişim. Tedavi olabilmişim yani. Benim durumumda olan arkadaşlarımız çok yani. Sadece ben de değilim. Benim gibi iyi olan, tedavi olmuş, tedaviye olumlu yanıt vermiş çok sayıda şizofreni durumunu yaşayan birey var hocam. Yine yanlış, toplumsal bir yanlış bilgi. Şizofren hastaları saldırgan ve tehlikelidir. Hocam o şizofreni hastalığıyla ilgili değil, şizofreni durumuyla ilgili değil de biraz karakter, kişinin karakteriyle, yapısıyla, kişilik yapısıyla alakalı bir şey diye düşünüyorum. Çünkü hani şimdi psikopati, sosyopati ve şizofreni ayrı şeyler. Kişinin yapısında bir narsisttir, psikopatisi vardır, sosyopatisi vardır vesaire. Acı vermekten hoşlanıyordur. Karakter yapısı itibariyle saldırgandır. Ona bir şey diyemem ama bunu şizofreniyle kesinlikle bağdaştıramayız hocam. Hayatım boyunca kimseye zarar vermedim. Fiziksel bir zararım ama kendime de zarar vermedim. Fiziksel bir zarar geçin, duygusal olarak da bir zarar vermek istemem insanlara. O da bir zarardır çünkü, o da acıtır yani. Küçük ekleme ben de yapayım. Şizofreninin çok fazla alt tipi var. Herkesin ortak yaşadığı semptomların yanında başka başka belirtileri de var. Evet. Ama bu söylediğin şey gerçekten de bazen alt tiplerle, bazen kişinin mizacıyla, bazen kişinin ne kadar engellendiğiyle de ilgili bir şey aslında. Bir yanlış bilgi daha, sen doğrusunu söyle isteyeceğim. Dinliyorum hocam. Şizofreni hastaları hiçbir zaman hayatın içerisinde işlevsel olamaz, evlenemez, anne baba olamaz, iş sahibi olamaz, çalışamaz. Hocam hepsini yapabiliriz. İşte hocam ben tiyatro kursuna da gittim, tamamladım. Resim kursuna da gittim, yapabiliyorum. İstesem geliştirebilirim. Yani şizofreni durumu taşıyan bireyler olarak yani istedikten sonra spor da yapabiliriz, evlenebiliriz de, yazar da olabiliriz, şair de olabiliriz. Hayır, yeter ki hocam insan istesin ya. İnsan isteyip azim gösterdikten sonra.
başaramayacağı şey yoktur diye düşünüyorum. Gerçekten azmine hayranlıkla bitireceğim programı. Teşekkür ederim. Dönüşümüne, iyileşmeye ve yaşamaya karşı olan bunca umuduna, hevesine, çok dibi, çok karanlık korkuları, çok zorlu yalnızlıkları, tabii ki ilaçların, doğru psikoterapi alışının, desteğin de etkisiyle beraber dönüştürmene gerçek bir takdirle kendi adıma bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Umarım zor durumda olup da bizi duyan, izleyen, ulaşan insanlar varsa veya aileleri, çevreleri varsa umarım onlara da ışık ve azim olur hocam. Ben olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bitirirken sana kitabımı hediye edeceğim. Aa, hocam çok teşekkür ederim ya. İsmi Benim Evim Neresi? İnsanın aidiyet ihtiyacıyla ilgili. Sen aidiyetini daha çok kurduğun hayallerde kendini inşa ederek bulmuşsun. Okudukça da beni, bizi hatırlayabilirsin. Çok teşekkür ederim hocam. Lütfen. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Aynı zamanda seninle beraber duyuralım istiyoruz. Evet hocam. Biz bu programı insan hakkı, temel haklar için ama en çok da çocuk haklarını hatırlatarak yapıyoruz. O yüzden bu kadar çok çocukluk sorarım, evet, ben çocukluk. Her konuğuma. SMA hastası çocuklarımız var Onur. Evet, onlar valilik onaylı kampanyalarıyla beraber SMA hastası çocukların aileleri çocuklarının hayatlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Hı. Ve bu hastalık bu dönemde çok fazla çıkıyor karşımıza. Ve bu çocuklar yaşasın istiyoruz. Bugün bizi izleyen, burada olan insanların, bizlerin de elinden ne gelirse onu yapabilelim istiyoruz. Maddi bir destek çok temel bir yer. Bütçemizde ne kadarı varsa ama yapamıyorsak bile aileye bir destek mesajı. Bazen bir dua, bazen bir gerçekten yanlarında olduğunu hissettirdiğimiz bir cümle bile önemli. Bu çocuklarımızdan bir tanesi Yunus Emre Yardagül. Emre bebeğimiz, bu toplumun bir çocuğu ve kampanyası daha %6.7'de. Yani %100'e tamamlanırsa tedavi olabilecek ve yaşayabilecek Emre. Şu an ailenin Instagram hesabı Emre'ye umut ola bakabilirsiniz. Ve Emre'ye destek olabilecek bir katkıyı belki hep beraber vesile oluruz da sağlayabiliriz. Emre ve bütün SMA hastası çocuklarımız sağlığına kavuşsun ve yaşasın diye de uğraşıyoruz. Her programın sonunda da onlardan o yüzden bahsediyoruz. Çünkü çocuk vicdandır, çocuk toplumdur. En temelde çocuk haklarından hepimiz sorumluyuz. Onur, yeniden teşekkür ederim. Hocam ben çok teşekkür ederim. Son bir şey söylemek Tabii istiyorum. Ki. Kim ne derse desin, düşünceler ve sözcükler dünyayı değiştirebilir demek istiyorum hocam. Son. Ne güzel söyledin. Bunu size daha bir şey söylemeyeceğim. Dil dünyayı değiştirebilir. Evet hocam. Bütün değişim dilden başlar. O yüzden de bu vurgun da bence iyi bir nokta oldu. Sağ olun. Çok teşekkür ederim hocam. Size sağ olun.